Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi erkeklerin kadınlarda görmek istediği, yani gördüğünde beğendiği makyajı yapacağız. Burada videoya başlamadan önce şunu belirtmek ve şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Ve biliyorsunuz ki ben video araştırıp buluyorum. Video konsepti belirliyorum. Ve sizlere topluluk kısmında anket olarak soruyorum. Bir sürü video sunuyorum. Hangisini istersiniz? Hangisini çekeyim? Hangisi gelsin bu hafta vesaire? Yani diyeceğim o ki videoları siz belirliyorsunuz. Anketin altına gelen yorumlardan birkaçına şöyle göz attım da şey yazdım şu. Erkekler kim ki ya, biz onlar için makyaj yapalım. Erkekler kim ki falan, o kadar haklısınız ki sonuna kadar size katılıyorum. Bence de erkekler kim ki biz onlara göre makyaj yapalım. Dediğim gibi ben konsept bulurum, size sorarım, siz hangisini istiyorsanız ben de onu çekmekle yükümlüyüm zaten. Ben isteğe odaklı çekeceğim bu videoyu çünkü anketlerde neredeyse %65 bu video istendi benden. Videoya başlamadan önce şu L'Oreal Paris'in nem terapisini cildimde güzel bir sürdüm, nemlendirdim. Ve bu videoda tabii ki size tüyolar da vereceğim. Ha, bu makyajı nasıl yapabilirsiniz? Atıyorum ilk buluşmanızda bir erkekle, ilk buluşmanızda doğal olarak nasıl bir makyaj yapsam acaba düşünüyoruz, düşünüyorsunuz. O yüzden bu tarz bir makyaj yapabilirsiniz. Yani tamamen hoşlandığınız kişi için bu makyajı yapabilirsiniz. Hani kansız insanlar için yapın demiyorum zaten bu makyajı. Bu arada bana sorduğunuz ürünleri de koymaya çalıştım çoğunlukla. Haberiniz olsun. Gözümün önündeki fondöteni görmüyorum mükemmelim. Öncelikle cildimize güzel ışıltılı bir baz uygulayacağız. Çünkü erkeklerin kadınlarda görmekten hoşlandığı makyaj şu ki çok natürel görünen, ışıltılı, yani kendi cildinizmiş gibi bir ışıltısı olan makyajları çok beğeniyorlarmış bizde. Bu görüntüyü yakalamak için MAC'in Strop Cream'ini kullanacağım. Böyle yanak, yani parlayacak yüksek bölgelerimde kullanacağım. Çenem, burnum, elmacık kemiklerimin üstü, alnım gibi. Klimasız çekeceğim son makyaj videosu olabilir gerçekten. Sonrasında benim günlük hayatımda gerçekten ayıla bayıla kullandığım bir fondöten. Coco Sheen'in Sleek Liquid Foundation'larından. Benimkisinin numarası 03. Allah aşkına hiçbir şey söylemeyeceğim, farkı göreceksiniz, tamam mı? Çok az sıktım bu arada elime. O kadar ışıltılı. Yani bir sürü fondöten denedim. Açık ve net konuşacağım. Bir sürü böyle ışıltılı duracak fondöten denedim. Bu kadar güzel, doğal, ışıltılı duran bir fondöten ben görmedim. Bu arada tabii ki MAC Strop Cream'in de şu anda bir artısı var ama normalde Strop Cream'siz kullanıyorum bunu. Çok çok ince uyguluyorum bu arada. Zaten kapatıcılığı artırılabilir bir fondöten. Arasında çok hafif bir concealer uygulayacağım. Günlük hayatımda yine çok severek kullandığım Maybelline'in Affinity Concealer'ını kullanacağım. Bunu çok hafif böyle aydınlatmak istediğim yerlere çok az uyguladım. Benim azım çünkü. Bayağı az uyguladım. Erkeklerin bizlerle ilk buluşmasında görmek istediği aslında kendi tenimiz. Yani nasıl anlatsam, çok kapatıcı olmayan, çok aşırı natürel duran bir cilt. Sonrasında MAC'in Studio Fix pudrasını kullanacağım. Pudra fırçamla çok ince yapılı alıp böyle çoğuna atıp sonrasında sabitliyorum. Makyajınızın tabii ki o anda çizgilenmemesi lazım. Çünkü istediğimiz görünüm natürel, doğal bir görünüm olduğu için sadece gerekli yerlerinizi pudralarsanız bu görünümden uzak durursunuz. Çizgilenmeye müsait yerlerimi pudralayacağım sadece. Yüzümü komple pudralamayacağım. Göz makyajımıza geçiyoruz. Göz makyajımızda ise erkeklerin bizden görmek istediği aşırı buğulu ve çok hafif göz makyajları. Şunu demek istiyorum. Bakışların evet ön planda olsun ama smoky gibi de öyle çok koyu durmasın. Işıltılı ve buğuyu gözlerinde görmeyi çok seviyorlarmış bizim beyefendilerimiz. Şimdi elime hemen Sleek'in aşağı yazacağım, şu paletini alacağım. Göstermiş olduğum şampanya rengini sadece göz kapaklarıma uygulayacağım. Size biraz yakın alayım. Katlanma bölgeme bir şey sürmeden sadece boş bir fırçayla şuraları karıştırıyorum. Ne olur ne olmaz, kesik durabilir vesaire. O görüntüyü istemiyorum çünkü. Evet, sonrasında bu paleti hemen bırakıyoruz ve elimize siyah bir göz kalemi alıyoruz. Benimkisi Farmasi'nin 02 numaralı göz kalemi. Bunu hemen kirpik diplerime süreceğim. Gözümün ortasında bırakıyorum bunu. Erkeklerin özellikle kadınlarda sevmediği ama benim de çok sevdiğim ve bayıldığım bir uygulama ki eyeliner. Eyeliner'ı çok sevmiyorlarmış. Buğulu duran
gözleri daha çok beğeniyorlarmış kendileri. Kalemimi dağıtıp hafif bir boğu elde ettim. Evet ama Slake'in paletini tekrar elime alıp koyu kahve olan rengi pik diplerimde gezdireceğim. Çünkü çok keskin olsun istemiyorum ama bunun bir vurgusu olsun istiyorum. Aynı uygulamayı diğer gözüme de yapıyorum hemen. Göstermiş olduğum renkle biraz daha uğraşıyorum kenarlarıyla. Yani uyguladığım bu işlemini dağıtıyorum açık bir tonla. Sürdüğüm siyah göz kalemini hem gözümün üst içine hem de altına süreceğim. Altına sürmüş olduğum göz kalemini de aynı üstte dağıttığım gibi açık bir kahveyle dağıtacağım. Evet geliyoruz rimel uygulamasına. En önemli uygulamalarımızdan bir tanesi bu. Coco Chanel'in maskarasını kullanacağım bunun için. Bakışlarımız önemli dedik biliyorsunuz ki. O yüzden her şeyden önce kirpiklerimiz çok önemli olacak bu devrede. Kirpiklerime de rimel değdireceğim hemen. Şimdi kaşlarımıza geleceğiz. Tabii ki makyajda olduğu gibi kaşlarda da doğal kaşı seviyor erkekler. Normalde mesela ben kaşlarımı boyamazdım. Ama şimdi size ne yapabilirsinizle ilgili birkaç tüyo vereceğim. Şimdi ben öncelikle Wet n Wild'ın şu kaş kalemini kullanacağım. Kaşlarımı öncelikle güzelce bir yukarı doğru tarıyorum. Kaleminizin ucunu sivri açtıktan sonra sadece ve sadece kaşlarınızın boş olan kısımlarını hafif hafif çizerseniz sizin için daha güzel olacak ve daha doğal bir görünüm yakalayacaksınız. Kaşlarıma şu anda bir ürün kullandığım için bayağı doldu kaşlarım. Gerek duymuyorum hatta günlük hayatımda doldurmaya. Şimdi geliyoruz kontür uygulamasına. Ben Benefit Hoola'yı kullanacağım. Kontürü çok hafif yapacağız. Sadece hafiften bronzlaşmışız gibi göstereceğiz. O yüzden keskin bir fırça değil. Sadece şöyle yuvarlak bir fırçayla, yuvarlak hareketlerle cildime bronzlaşmış efekti vereceğim. Burada size bir şey sormak istiyorum aynı zamanda bu işlemi uygularken. Bir kişi şey yazmış, kafama çok takıldı şimdi benim bu. Size sormam lazım bunu hemen. İlişki videolarını hiç ciddi anlatmıyorsun. Evet güzel bilgiler veriyorsun ama hani ciddi olmuyorsun. Bir şekilde bir şeylerle dalga geçiyorsun vesaire diye. Bir kişi bana bunu yazmış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ama ben o konuları konuşurken çok eğleniyorum aynı zamanda. İsteyerek yaptığım bir şey de değil. Kendime engel olabilir miyim? Bilmiyorum. Kaşlarımı sabitlemeyi unuttum. Wet n Wild'ın Mega Color'la kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu en önemli adım bu arada. Hiçbir şey yokmuş gibi konumuza geri dönelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Hayır Gizem gayet iyi gidiyorsun mu diyorsunuz? Yoksa hayır biraz daha ciddi anlatabilirsin mi diyorsunuz? Ciddi anlatmaya çalışırım eğer derseniz. Çünkü dediğim gibi hani bu şekilde davranmak yani sohbet etmek, sizinle dertleşiyormuş gibi, sohbet ediyormuş gibi konuşmak benim çok hoşuma gidiyor. Zaten istediğim de bu ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Cildimizi bu kadar bronzlaştıracağız bu arada maalesef. Allık uygulamasında ise çok hafif böyle hafif yanmış pembemsi yanakları çok seviyorlarmış. Çünkü doğal dediğimizde aklımıza zaten doğal olarak, çok doğal dedim, pembe renk geldiği için erkekler de bunu görmeyi seviyorlarmış kendileri. Allah'ım yarabbim kendileri güzel olsalar gam yemeyeceğim. Şimdi iki tane paletim var. Bir tanesi çok pembe, bir tanesi çok kahve tonları. O yüzden şuradaki ışıltılı pembe ile buradaki kahverengiyi karıştıracağım. Paletler Revelation'ın aşağıya bırakırım ne oldukları. Şimdi çok hafif şu pembeden alıyorum. Çok hafif çünkü çok pigmentliler. Şu kahveden alıp şöyle biraz fırçamı sallıyorum. Sonrasında gülerek yanaklarımı uyguluyorum. Burnumun üstüne de uyguluyorum. Highlighter olarak Farmasi'nin 01 numaralı Gold Flush isimli highlighter'ını kullanacağım. Likit ve highlighter kullanacağım çünkü keskin olsun asla istemiyorum highlighter'ım. Böyle parlak bir cilt olsun yeterli. Sürüp şu şekilde elimle dağıtacağım. Elinizin ısısıyla dağıtmanız daha iyi olur sizin için. Daha doğal bir görüntü alırsınız çünkü. Yüzümün çıkık bölgelerini uyguluyorum tekrar. Son olarak dudak kalemi ve ruj uygulayacağız. Tabii ki makyajda minimali sevdikleri gibi. Ne erkekmiş be.
Vallahi billahi. Sırf siz istediğiniz için çekiyorum bu videoyu. Yemin ederim. Farmasin 222 numaralı dudak kalemiyle dudaklarımı önce bir çerçeveleyeceğim. Çok nude bir renk çünkü. Aslında çok fazla sevdiğim ve kullandığım Golden Rose'un soft matlarından, yani krem rujlarından 106 numarasını kullanacağım. Dudakta gloss da kullanabilirsiniz aslında. Hem glossy görünümleri hem de mat nude rujları çok beğeniyorlarmış. Şöyle bir şey var ki ben ilk buluşmayı baz aldım. Yani eğer ilk buluşmanızsa bu sizin, bence gloss tarzı bir şey sürmeniz çok iyi olmayacak. Çünkü saçınız gelebilir, o anda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Sürekli rujunuzu tazeleyecek değilsiniz yani o anda. O yüzden çok böyle krem, likit bir nude ruj çok güzel durur. Makyajımı sabitliyorum. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Makyajımız bitti. Başta da söylediğim gibi bu videoyu tabii ki ankette en çok çıkan oylara göre çektim. Seçileceğini de düşünmüyordum açıkçası. Hatta biri şey demiş, bu kızın favori ürünleriyle makyajını seçin artık. Hani her ankete koyuyorum ama kaybediyor ya. Şimdi size sadece şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun bir şeyi biri için değil, kendiniz için yapın. Ya canım istesin şu markete giderken göz makyajı yapacağım. Yani o kadar seviyorum ve bu benim isteğim. Yani elimden gelen bir şey yok. Eğer benim kadar bağımlıysanız göz makyajına, İlla da bu makyaj demiyorum. Kendinizi nasıl mutlu ve güzel hissediyorsanız öyle güzelsiniz zaten. Dış görünüşünüzü boş verin arkadaşlar. Karşı tarafın da dış görünüşünü boş verin. Ya içiniz güzel olsun. Her şeyden önemlisi bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone ol tuşun yanındaki zile basmayı lütfen unutmayın. Beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz isterseniz. Bu arada topluluk kısımlarını takip etmeyi unutmayın. Sürekli bakın. Çünkü atacağım videoları dediğim gibi anket eşliğinde size sorarak atıyorum. Yani gelmesini istediğiniz video varsa mutlaka oy veriyor olun. Arada bu tarz konseptli video atmak istiyorum. Yani bahar makyajı yok, yaz makyajındansa bu tarz konseptli makyaj videoları atmak istiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak bırakmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Eğer ilk buluşmaya gidecek olan varsa iyi şanslar. Bay bay.